paraya, e, ani paraya e, kavuşmanın etrafınıza sahte dostluklar oluşturduğu ortamlar yaşarsınız. Bu ve bunun gibi yani Fatih Terim fonu denen ki öyle mi deniyor? ve de ismi geçmiyor deniyor. Bunun belli başlı sebepleri mutlaka vardır. Bugün biliyorsunuz yargı sistemi, hukuk sistemi olmadığı için ve bu hukuk sisteminden e, ...veya bu hukuk sistemini elinde bulunduranlara güvenerek... ...herkesten hukuk önünde hesap soracağım diyenler olabilir. Çünkü arkadaşları, bu sistemin sahibi olanlar... ...bu konuda biraz daha rahattırlar. Tabii ki futboldan çok şey kazandım. E, uluslararası alanda ve e, ülkemde tabii ki oynadığım takımlarda. Ve bunların hepsini ülkeme yatırdım. Yani bir iğne ucu kadar bir e, yatırımım... E, Türkiye dışında yok. Hiçbir yerde. Oynadığım hiçbir yerde. Hepsini ülkeme yatırdım. Bugün malumunuz maalesef hiçbir mahkemesi, hiçbir suçlaması, dosyasının bomboş olduğu ve sadece bir intikam amaçlı güdülen bir hukuk ki bunu Anayasa Mahkemesi, insan Hakları Mahkemeleri belirtti zaten. Ama Türkiye'de bunun olmadığını, hukukun olmadığını ama bu hukuktan istifade edenlerin Hukuk varmış gibi yakın arkadaşlarının hukuka ele geçirmiş bu çetenin bu mafyanın arkadaşları olmasından dolayı rahat at koşturduğunu söyleyebiliriz. Oralara yakın olursanız her şeyinizi çözerler. Yaparız yargıda şeyini derler. Bir şekilde talimatlar verirler, hallederler. Ama maalesef Türkiye'de hastane mi yapılacak, havalimanı mı yapılacak? Bunu önceden planlamalarını yapan insanların zenginliklerini daha iyi anlayabileceğiniz, işte oyuncuların da buradan nemalandığını ki bu rejimle, bu ortamla birçok e, üniversitelerde kantinler almak, Emre Belazoğlu'nun işleridir bu, Kadir Topbaş'ın oğluyla. Onun dışında e, birçok farklı yerlerden birçok yatırım alabilirler. Benim öyle böyle bir şeyim hiç olmadı bilmeme, duymama rağmen. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Onun için de o kadar rahatım. Ama Fatih Terim fonu denilen, böyle iddia edilen ama iddianamede ismi geçmeyen olayla ilgili söylemem gereken şey bu kısa toparlamadan sonra şunlar. Bunlar hani bana sosyal medyada Hakan Şükür bak gördünüz mü aradaki fark bu, bunlar böyle, bunlar böyle. Hayır ben bu insanlara kötü demem veya hakkımı helal etmiyorum demem. Helal ediyor muyum o bilmiyorum yani. Onda çok emin değilim. Şimdi söyleyeceğim şeyler bu açıdan e, çok önemli. Fatih Terim isminin bir yatırımın içerisinde veya tanıştığı avukatına, hani kızı gibi gördüğü diyelim, avukatına evlenmesini istediği bir insanla tanışmıyor olması, bu fonda olmaması, paralarını buraya yatırmaması e, çok e, doğru bir şey değil. Yani onun isminin iddianamede olmaması, şikayetçi e, olmaması... E, Biraz bunun üzerinde durmak lazım ama maalesef Türkiye'de bu hukuk sisteminde bu hukuk sistemini elinde bulunduranların yakın arkadaşı olan Fatih Terim, Mehmet Ağar olsun, Recep Tayyip Erdoğan olsun buna defalarca şahidim. Dışarıda sanki onunla hiç yakın değilmiş gibi gözükmüş olabilir toplum, kitleler böyle görebilir. Hayır, tam tersi. E, rejimin bu çift başlılığından, bu ortaklıklardan yani Mehmet Ağar'ın hapisten çıkması, az da olsa gösteriş olarak hapse girmesi, e, birilerinin işte e, ne bileyim gazını almak için hapse girmesi o dönemleri çok farklı uzun bir şekilde başka bir siyasi programda anlatabiliriz. Ben az da olsa siyasi çevrenin içerisinde de bulundum o kadar farklı şeyler yaşadım ve gördüm ki Şike olaylarının arka planda kısıtlı Rıdvan Dilmen Aykut Kocaman olayını, Mehmet Ağar'ın hapiste olduğunda onu ziyaret ettiğim andaki durumu, onun bana söyledikleri Galatasaraylı maçlara gelip giderdi. Fatih Terim'in ne kadar samimi bir arkadaşı olduğunu, Tolga Ağar'ın oğlunun bir şekilde bugün hangi paralelde, hangi ilişkilerde, hangi partide milletvekilliği yaptığını görürseniz, hangi ilişkilerle hareket ettiklerini ve bugün hukukun kimin elinde olduğunu düşünürseniz bu durumdan kısa ve öz söyleyeyim, bu durumdan bu hukuk sisteminde hiçbir şey çıkmaz. Bir kere vergiden muaf olarak elden paralarla Fatih Terim'inkini bilmiyorum tabi diğer oyuncuların bunları görüyoruz. Burada bir vergi vergiyle ilgili bir sıkıntı var. Amerika'da yaşıyorum ben. Verginin ne demek olduğunu burada hasbel kader biliyoruz. Ee, o açıdan Türkiye'deki beşli çetelerin vergiden nasıl kaçırıldığının, bu işlerin ne kadar kolay yapılabildiğinin olduğu bir ülkede e, çok rahat hareket edilmiş. Yani e, derler ya işte e, balık baştan kokar yani. Sistemi bu hale getirirseniz herkes bu sistemden yakın çevresi itibarıyla e, istifade eder. Şimdi şunu söyleyeceğim tabii ki oyunculara e, geçmiş olsun diyeyim e, ama e, şimdi duyduklarımı bilgi içeren bana işte ya şunları da sen söyle falan demeyeceğine inandığım arkadaşlardan emin olduğum bir şey bunu tabii ki sanıyorum mevcut bankanın mudilerine yıkacak şekilde zamana yayarak belki hepsini olmasa da oyunculara vermek kaydıyla Fatih Terim'i çırak bırakmamak Fatih Terim'in içinde olmasından onu iddianamenin dışında tutarak bir şekilde söz alındığını ifade edebilirim bu hukuk sisteminde kimin elinde olduğu bilinen, hangi ilişkilerle olduğunu kısaca anlatmaya çalıştım. Ben sarayı aradıklarını, sarayla konuştuklarını daha bundan birkaç ay önce duymuştum. Yani bu olay bu kadar ortaya çıkmadan önce duymuştum. Bunu halletmeye çalıştıklarını. Çünkü doğal olarak yani hukuk önünde hak arayabileceğiniz bir şey değil bu. E hukuk birilerinin elindesi, elindeyse onun talimatıyla bir şeylerin düzelmesi lazım. E bu çift başlılıkta e, en yakın arkadaşlarınız Mehmet Ağar sanki rejimin rejimin ideolojisinin dışında bir adammış gibi. Yani iki farklı cenah diyorum ya. Hangi ortaklıkta birleştiklerini, yani buna suç ortaklığı diyenler de var. Birleştikleri için bu suçu işlemişlerin istifade edebileceği bir hukuk sistemi. Şike de böyle oldu. Çeteler, mafyalar da böyle oldu. Beşli çete, o büyük paraları soyan devlete, daha doğrusu milleti soyanlar, bunlara laf söylediğinizde devlete laf söylüyormuş gibi algılatanlar, ellerindeki bu medyayı bu minimalde kullanıp tertemiz pırıl pırıl insanları tukaka edenler, tabii ki bu sorunu da çözecekler. Hakan Şükür'ü arayıp işte bu işimi çöz diyecek halleri yok. Bana üç kuruş ver diyecek halleri yok. Yıllardır aramadıkları, büyük mahcubiyet duyduklarına inandığım, ama ya işte ne yapalım işte biz de burada yaşıyoruz, burada yaşayabilmek için diğerlerine yanaşmak zorundayız e, demelerini, çok yakın dostlarımla selam göndermelerini, ya biz biliyoruz her şeyi aslında ama evet iş işten geçti ve maalesef maalesef bu haramın içine bulaştınız. Üzülüyorum, bakın hakkımı helal etmiyorum demiyorum. Hakan Şükür'ün Fatih Terim'in belgeselinde Fatih Terim'in spor yaşantısının içerisinde hayatında olmamasını merak edenlere bugüne örnek gösterebilirsiniz. Bugünlere örnek gösterebilirsiniz. Böylesine kamuoyuna sosyal sorumlulukları olan, çok yakın tanıdığınız, hiçbir günahı, hiçbir suçu olmadığına inandığınız, bunu bir şekilde kendisine ve ailesine de dillendirdiğiniz bir ortamda Belli bir süre sonra bu noktada kalmanız ve nereye yanaştığınızın belli olması durumu çok açık ve net izah eder. Bu arkadaşlarımın, spikerlerin, herhangi tarihte oynanmış bir maçın bu dönemde de aynı takımlarda oynandığında sizin gollerinizin gösterilmemesinin, her şeyin sahibinin kim olduğunu Türkiye'de gösterir. Türkiye'de bu sistemin. Ama benim duygum ve düşüncemde her şeyin sahibi Allah'tır. Hakan Şükür koydu dediler değil mi parayı parayı Reza Zarraf Süleyman Aslan hikayesinde. Kendi verdikleri paraların olay bir yere geldikten sonra o parayı almak durumuna hallettiler hukukta şeyini. O parayı alacakları zaman gittiler, paralarını aldılar. Hakan Şüküre vermediler. Ben o zamanlar Türkiye'deydim. Hani Hakan Şükür koymuştu. Bunun gibi binlercesini gördü bu toplum. Bu arkadaşlarımın kazandığı her parada, bu ismi geçen arkadaşlarımın benim payım var. Emeğin var alın terim var. İsimlerinde. Hele ki Arda, hele ki Emre kardeşlerim dediğim arkadaşlarım, eşleri, yakınları, arkadaşları Fatih Derim. Benim sevdiğim, her gün fotoğraf paylaştığım hayatımın aşkı, eşimi ailesinden isteyen kişi. Ne oldu? Kaç yaşında Fatih Derim? 70. Covid olduğunda canımız çıktı. Nasıl arayacağımızı, nasıl konuşacağımızı şaşırdık. Geçmişle yüzleştik. Öyle mi? Küçücük bir virüs. Bu kadar paraya değer mi? Bu kadar kazanmaya, bu kadar yok saymaya, her şeyi bilmene rağmen susmaya. Değer mi? Başkalarının ipiyle kuyuya inmeye. Mehmet Ağar kızını nasıl kaybetti? Hapishanede ziyaretine giden Hakan Şükür olarak söylüyorum. Evet, başa dönelim. Ben Geçmiş olsun diyorum bu arkadaşlara daha fazla para kazanma hırsıyla hukuk dışı yaptıkları eylemlere, vergi dışı, vergiden kaçmak için yaptıkları şeylere hiçbir şey olmayacağını daha öncekileri olmadığı gibi biliyorum. Olmasın da zaten. Bedel ödemişler ama o bedeli de o bankanın mudilerinden ödeyeceklerini adım gibi biliyorum talimatlar, gazetecilerin anlattıkları, onların anlatımlarından benim de ben duyduklarımdan söylüyorum. Fatih Terim'in iddianamede olmamasından. O kadar yakından tanıyor ki seçiler zanı. O kadar bu işin içerisinde ki elimde buna yemin ederim, buna şahitlik ederim ama elimde herhangi bir belge yok. Ancak bu sistemde bu ve bunun gibi konular kapanabilir. Dokunulamaz. Milletvekili değil onlar ama dokunulamazlar. Bu sisteme baş kaldıranların milletvekillikleri kaldırılır, hapse atılır onlar. Baş kaldırdıkları ve bu sistem olmasın, herkese eşit adalet gelsin diyenler tukaka edilirler. E ben bir süre dava kaybettim. Hayatım boyunca hukuk önünde haklı olduğum, yüzde bir milyon haklı olduğum dava kaybettim ben. Hala da öyle haklı olduğum hiçbir dava çok net. Evlerime giriliyor, yağmalar yapılıyor. Ama onlar Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu, öteki bilmem ne falan kendi istedikleri gibi konuşanların işlerini çözerler. Seni tukaka ederler. Arkadaşlarını senden koparırlar. Televizyonlara talimat, spikerlere talimat. Politbüro ekipleri böyledir. Kraldan çok kralcılar da oluşur, takip eder, birbirini fitnelemeye, fitnelemeye başlarlar ve bu insanlar ya ben burada yaşayabilmek, bu güzel ortamlardan istifade edebilmek için ben bu tarafta olmalıyım derler. Meşacını aldım derler. İnsanlar şöyle düşünmeli: çok büyük paralar kazanmak için bir yerlere yakın olmanız lazım. Ben o yerlere yakın olmadığım için içinde bile bulunmuş olsam bunları daha net görüp oradan çıktığım için birçoğundan değerliyim. Ben ne derdim? Babamı, ailem neler yaşatıyorlar? Hala yaşatıyorlar. Süleyman Soylu arkadaşı hepsini tanıyor. Eski siyaset yapmışlar, sol kesimden amcamlar, herkes var. Hepsi biliyor. Beni buradan vazgeçirebilmek için her şeyi yaptılar. Hala da yapıyorlar. Yaptılar bundan önce de. İki kelime. Ya benim söyleyeceğim iki kelimenin hukukla ne alakası olabilir? Birinin suçu vardır, bir şeyler yapmıştır, cezasını çeker. Onun sülalesi, ailesi çekmez. Toplumu buna alıştırdılar ya. Hamile kadınları, çocukları, öğretmenleri, hiç günah olmayan insanları Onların o ifadeleri ve delilleriyle, ki delil değil bunlar, Ahim söyledi bunu. Bugün kendileri içeri girer, bütün akrabaları, eşleri, dostlarıyla. Sizin bir anayasanız var ya, anayasayı ihlal ettiniz dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bizim anayasamıza göre değerlendirdi. Kimseden çıt çıkmıyor ya. E, tabii ki böyle bir ülke batmaya mahkum. En popüler gördüğünüz insanların yaşadığı bu rezilliğe bakar mısınız? nasıl çözüldüğünün rezilliğini söylüyorum. Öteki kandırılır. Fatih Terim'in ismini görmüştür. Seçil Erzan Fatih Terim'le biz çalışıyoruz. Fatih Terim'le demişti ya girin. Mustera kime soracak ya? Hocamla ya yani Fatih Terim bunlara girin demiştir. Bu kadar büyük paranın döndüğü bir yerde bundan adım gibi eminim. İddianamede olmamasının Fatih Terim üzerinden oyuncuların sessiz kalmasının hiçbir şekilde konuşmamasının Belki hanımefendi de belli bir süre sonra onun da serbest kalacak olmasını karşılığı bu paranın modilerden, bu para ne ki onlar için? Yüzlerce milyar doları çalmış, soymuş, büyük kara para ticareti yapmış, mafyaların içerisinde olmuş az evvel söylediğim aktörlerin, bunları yönetenlerin. Ya düşünebiliyor musun? Dünyanın kırmızı bültenle aranan bütün esrar keşleri, mafya çeteleri Türkiye'de Türk pasaportuyla Türk kimliğine. Ben pasaport alamıyorum. Dünyada en çok tanınan Türk futbolcu. Türkiye'ye mi bıraktılar? Sabah akşam röportaj teklifi alıyorum. Vaktim yok çalışmaktan. Ya arkadaşlar muhalefet partisi o bu kim varsa iki kelime edemiyorlar mı? Bu sizin partinizde milletvekiliydi diye. Babamın mahkemelerine gidemiyorlar mı? Hayır gitmezler. Çünkü arka planda yönetmek de istemezler. Başarılarında alın terim olan arkadaşlarıma bir, bir çift sözüm var. Kardeşlerime evimde ağırladığım her şeyimi bilen, beni çok sevdiğine inandığım ki bu süreçte bile yazıştığım. Hepinize de yazıklar olsun. Günü gelince o kararı vereceğim. Helal olsun veya aram olsun. Zerre inancınız, zerre adamlığınız, ahlağınız varsa böyle düşünürsünüz. Hakan Şükür olarak bunca rezilliğe, her şeyimin gitmesine rağmen ülkemdeki, ülkemdeki her şeyimin vergisini ödüyorum. Yapılandırdım ve ödüyorum vergisini alıyorlar da bir teröristten tırnak içinde söylüyorum böyle kullanarak insanları korkuttukları bir insandan böyle bir tablo diğerlerini de yayın başlığı size anlatır. Bugünün gündemi size anlatır. Daha da başka bir şey söylemek biraz daha farklı bir tarafa götürmek olayı içimi yaralar. Çünkü bu arkadaşlarım benim başarılarımda pay sahibi olan arkadaşlarım daha onlarcası yüzlercesi var. Sessiz kıyıda köşede ara sıra da olsa arayıp biz hal hatır soran durumumu sormuyorlar. İhtiyacım da yok. Var öyle temiz pırıl pırıl güzel arkadaşlarım. Bir şekilde kendimizi idare edecek kadar yolumuza devam ederiz alın terimizle. Bizim milletimizin özü olan bu terimle. Alın terimizle. Diğer terimlerle değil, terimle değil yani. Modiller geçmiş olsun. Bu tip çaldıkları ve hallettikleri her işin mağdurları ya banka modilleri oluyor ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olur. Çok çabuk iki kalemle her şeyi hallederler. Sessizliğin nedeni bu işin halledilebilecek olması. Çok gizli mi hallederler, ortaya çıkar mı? Nasıl olur? Onu bilmiyorum.